Merhaba arkadaşlar. Sonunda çok şükür bu videoyu size çekebiliyorum. Biliyorum siz hiç sevmiyorsunuz artık habire ürün bitirmemi ama ben çok seviyorum ve yine bir ürün bitirme projesiyle karşınızdayım. Bir önceki videomu izlediyseniz 10 tane ürün bitirip 10 tane de yarıya getirme gibi kendi uydurduğum bir ürün bitirme projesi yapmıştım. Hemen yenisine başlıyorum çünkü ben sizlere bunu video çekmeden yani bu sorumluluğu almadan bu ürünleri bitiremiyorum. Bu sefer 15 tane bitecek, 10 tane de yarıya getirilecek ürün var. Bu taraftakiler bitecek ürünler. Tamamen bitirmeyi düşünüyorum ve bunları kullanıp bitirmeye çalışırken de sürekli bunları kullanacağım. Bunların da yarılamaya veya dibini görmeye çalışacağım. Bazı ürünler daha hiç kullanılmamış. Uzun zamandır bende olan son kullanma tarihi çok yakın olduğunu düşündüğüm ürünleri kullanıp elden çıkarmak istiyorum. Aynı zamanda kullandığım az kalan ürünleri de ekledim ki bir an önce şöyle bir temizleyeyim, stokları yenileyeyim diye. Benimle beraber bu bitirme projesine başlayacak olan bazı 3 tane arkadaşım var. Onların da fotoğraflarını en sonda ekleyeceğim isimleriyle birlikte. Eğer ki sizin haberiniz yoksa ve yeni başladıysanız da bana fotoğraf yollayabilirsiniz veya yorum kısmına aşağıya nelerle başladığınızı, hangi ürünleri bitirmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum bu tarz bitirme projelerini. Biten ürünleri veya işte yarılanmış, dibi görünmüş ürünleri görmeyi de çok seviyorum. Son olarak YouTube yeni bir yorum sistemine geçti. Google Plus'tan yorumları cevaplıyorsunuz. Yani cevaplıyorum. Fakat herkesin profiline göre bazısının mesela izni olmuyor ve yorumu gördüğüm halde yanıtlı butonu çıkmıyor. Cevap yazamıyorum. Eğer ki size cevap veremediysem bana bir konuda mail atabilirsiniz veya hani sanmayın ki bilinçli olarak cevap vermiyorum. Görüyorum ama cevap veremiyorum. Onun yerine yanıtlı butonu değil de videonun altındaki yorum kısmına direkt isminizle cevap verebilirim. Bunu da takip ederseniz iyi olur. Çünkü hepinize cevap veriyorum ve yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. İlk olarak bitirmek istediğim ürünlerle başlayayım. Dur. Ay bir dakika. Bir şey daha söyleyecektim. Niye burada çekiyorum? Artık hava çok erken kararıyor. Saat 4-4.30 dedin mi kararıyor ve ben eve geldiğimde hava kapkaranlık oluyor. Odamda çekemeyeceğime göre artık dedim ki en iyi ışıklandırılması olan yer banyo. Banyoda çekeyim dedim. Artık buradan çekeceğim kış boyunca videolarımı. Artık yazın tekrardan gün ışığını. Aslında gün ışığında çekmeyi çok seviyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi ilk olarak bitirmek istediğim ürünlerden başlayayım. Bu sene sıkça kullandığım Bioderma'nın bu Fotoderm 50 güneş koruma faktörlü güneş kremi. Bu ürünlerin maalesef ki son kullanma tarihleri açıldıktan sonra 9 ay oluyor. Ben de bunu Haziran'da açtım. Yani az bir süresi kalmış. Yarısını kullandım. Şu anda yarısındayım. Sadece yazın değil kışın da sürekli bilgisayara baktığımız için ve güneş ışığı tabii ki aldığımız için ve monitörün ultraviyole ışınlarından dolayı güneş kremi sürmemiz gerektiğini zaten uzmanlar söylüyor ki ben sürmüyorum çaktırmayın. Ama bunu bitirmek için kışın da olsa süreceğim. Sonuçta sevdiğim bir ürün. Bir dahaki yaza sürmeyi beklersen bu çoktan bozulmuş olacak. O yüzden ilk bitirmek istediğim ürün bu. Bir diğer bitirmek istediğim ürün Watsons'ın kolajen markasının bu gözaltı aydınlatıcısı. Bunu zaten daha önceden çok kere videolarımda bahsetmiştim. Göz altına elmacık kemiklerini ve kaş altına aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Ben böyle hafif ışıltılı ne derler nasıl diyorlar böyle ıslak bir görüntü veriyor. Seviyorum bu tarz aydınlatıcıları. Bunu çok uzun zamanda neredeyse 1,5 yıldır sürekli kullanıyorum ve bitmedi. Acayip bereketli bir ürün. Bitmeye yakın olduğunu düşündüğüm için koydum. Hatta Watsons'tan şu anda indirimdeyken bir de yedeğini aldım. Bunu bitirince onu kullanmaya devam edeceğim. Bitirmek istediğim ikinci ürün de bu. Sonra şu bebeği alalım. Bu da The Body Shop'un Lişi galiba. Lişi çiçekli. Bakayım ne yazıyor altında. Hiçbir şey de yazmıyormuş. Lişili bu vücut kremi. Bu tamamen dolu. Çok açamıyorum.
Çok azını kullandım ben bunun. Tamamen dolu ve uzun süredir bende. Kokusu çok güzel. Çiçeksi bir kokusu var ve şu anda satışta değil artık. Bilmiyorum tekrar gelir mi. Bunu tamamen bitirmek istiyorum. Full dolu. Bakalım becerebilecek miyim bu üşengeçliğimle. Sonra bir diğer bitirmek istediğim ürün size her zaman bahsettiğim, çok sevdiğim Golden Rose'un Perfect Shine 240 numaralı bu ruju. Sadece bu kadarcık kaldı. Bunu da bitiririm artık, değil mi yani? Madem bu kadar çok seviyorsun, sür bitir diyeceksiniz. Bu da bir diğer ürün. Sonra dibini gördüğüm Rival de Loop tan şöyle bir mat far. Bunun ismi de White Coffee. Kaş altına aydınlatma için son derece uygun. Ben bunları büyük ihtimalle kullanırım. Sonra da bu kenarlarda kalanları... Aa, oje gitti. Bak. Aa, gitmemiş. Tozmuş o. Bunun kenarlarında kalanları da tekrar ortaya presleyerek tamamen kullanmayı düşünüyorum. Çok sevdiğim ve güzel iş gördüğünü düşündüğüm bir far. Zaten fiyatı da uygundu. Sonra bitirmek istediğim bir diğer ürün şu minicik dudak ne bu? Dudak parlatıcısı. Biliyorsunuz, bilmiyorum biliyor musunuz? Shein eskiden kozmetik ürünleri çıkarıyordu ki bence çok da başarılıydı fiyatına göre. Böyle minik dudak parlatıcıları vardı. Ben de kullanmaya kıyamıyordum ama çok uzun zamandır var bende. Şurada zaten hepsini işaretliyorum ne kadar olduğunu ki güncelleme videosu yaptığımda ne kadar kullandığımı göreyim diye. Şöyle pembe ışıltılı bir dudak parlatıcısı. Ben bunu çantama atarım, kullanırım zaten minicik. Bunu da bitirmek istiyorum. Sonra Isana'nın bu vişneli sözde lanet iğrenç kokan bence dudak balmı. Bunu da bitirmek istiyorum. Yani bu tamam vişne kokuyor ama çocukluğumuzda içtiğimiz vişneli öksürük şurupları gibi kokuyor. Yani ne kadar rezalet bir kokusu var ama yapısı güzel. İnce bir yapısı var. Parlaklık veriyor. Dudakta yapışkan bir his bırakmıyor. Peki diyeceksin ki Ezgi, madem bu kadar sevmiyorsun, nasıl böyle kullandın da az bıraktın? Aslında ben bunu kullanmadım. Bir zamanlar eski rujlarımdan filan karıştırıp böyle küçük kaplara rujlar yapıyordum. Ona merak salmıştım. O rujları da inceltmek için hani mumda filan eritirken bundan kullanıyordum ki daha ince yapılı gloss gibi olsun rujlarım diye. Öyle. Bu da kenarda kalmıştı. Bunu da bitirmek istiyorum açıkçası. Ve hiç kullanmadığım, tamamen dolu olan, bitirmek istediğim, artık bitirmek istediğimi kullanmayacağım. Yine çenem düştü. Bath & Body Works'ün bu Pink Chiffon isimli, pembe şifon isimli vücut losyonu. Bu minik boyu. Çok tatlı ve çok güzel kokuyor. Eğer ki uğrama şansınız varsa mutlaka koklayın. Çok güzel böyle meyveli, çiçeksi, acayip tatlı bir kokusu var. Minik boyu olduğu için ben bunu büyük ihtimalle el kremi olarak çantamda taşırım. Bakayım. Bunun fiyatı da normalde 8 lira satış fiyatı ama ben indirim zamanında almıştım. Üçlü olarak intihar etti. Sonra bir diğer bitirmek istediğim Oriflame'in şeftalili ayak peelingi. Şöyle çok güzel, bu da çok güzel şeftali kokuyor. Hiç kullanmadım. Şöyle bildiğiniz peeling zaten. Bunu da elime de kullanabilirim. Ayağıma da kullanabilirim. Yüzüme kullanmam tabii ki. Bunu da bitirmek istiyorum. Ne kaldı? Şu kaldı. Blistex'in klasik lip balmı. Bu da ince bir yapılı bir lip balm. Rujların altına, koyu yapılı rujların altına güzel gidiyor. Uzun zamandır kullandım. Bunu da tamamen bitirmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 2 senedir falan bendedir herhalde. Zaten kabından da göreceğiniz gibi. Bunu da bitirme niyetindeyim. Videoda çok uzun oluyor. Ama siz seviyorsunuz. Yani sevenler izliyor. Ben çok mutlu oluyorum böyle videolarım izlenince. Hatta yorum yapılınca, bir de beğenilince. Çaktırmadan neleri sevdiğimi söyledim. Bilmiyorum, artık belki yorum bırakırsınız.
Sonra bir diğer bitirmek istediğim ürün. Bunu çok seviyorum. Hatta favoriler videomda da ekleyeceğim. Maybelline'in bu çift taraflı, bir tarafta baz, bir tarafta da maskarası olan bu maskarası. Ben bunu Eylül'de kullanmaya başladım ve sürekli kullanıyorum. Bunların da tabii ki 6 ay kadar falan bir ömrü var. O yüzden bunu zaten kullanacağım için birazcık hile sebebiyle, hile yaparaktan ekledim bunun içine. Çünkü 14 ürün oluyordu. Bunu da ekleyeyim de bari 15 ürün olsun. Daha güzel olur diye düşündüm. Sonra bitirmek istediğim bir diğer ürün. Geçen bitirme projemde bitiremediğim Synergy'nin bu güllü toniği. Aslında bu tonikleri seviyorum. Akşam yatmadan önce sürdüğünüz zaman çok güzel cildinizin nefes aldığını hissediyorsunuz. Ama ben üşengecim. O yüzden bitiremedim. Bu sefer bitireceğim. Hatta utanmadım. Bir tane daha tonik koydum. Bunu da bitireceğim. Bu da Neutrogena'nın alkolsüz toniği. Aslında tonik sürmek güzel. Cildin nefes aldığını hissediyorsunuz. Ondan sonra bir nemlendirici uyguladığınızda gerçekten cildinizi iyi hissediyorsunuz. Ve iki tane son olarak Altera ürünüm var. Bunların ikisini de hiç kullanmadım. Bir tanesi yine şeftalili mi? Kayısılı. Kayısılı bu köpük formda temizleyicisi. Şöyle göstereyim. Ben bu köpük formda temizleyicilerin tek başına iyi temizlediğini sanmıyorum. Düşünmüyorum daha doğrusu. Bir dakika, elimi düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü iyi temizlemiyor. Temizlediğini görmedim. O yüzden de yanına bunu ekledim. İkisi de tamamen dolu. Bu da hassas, kuru ve hassas ciltler için olan şöyle temizleme sütü Altera'nın. Bu şekilde görebilirsiniz. İkisini de kullanacağım, bitireceğim. Çünkü son kullanma tarihleri yakın ve uzun süredir hiç açılmadan dolapta bekliyorlar. Bunlar bitecek kısmıydı. 12 dakikadır sadece bunları anlattım. Bunları şimdi çabuk geçeceğim. Bunlar da yarılamak istediğim ürünler. Isana'nın saç açıcı durulanmayan nesi kremi. Bu çalkalayıp şöyle iki renkli, sonra çalkalayınca tek renk olan ve hiç kullanmadığım ürünü. Bunları işte bunu da başka bir şeyini kullanmıştım, rengini, sarı rengini kullanmıştım. Yani. Sonra gratislerde satılan Pür Sop. Bunu ister kolonya olarak kullanın, ister vücut spreyi gibi kullanın, ister oda spreyi gibi kullanın. Gerçekten güzel, temiz ve ferah bir kokusu var. Şu anda şurada şöyle yarıya kadar getirirsem bu temiz sabun kokusunu iyidir diye düşünüyorum. Sonra Oriflame'in ne bunun adı? Bakalım neymiş neymiş. Flawless Blemish Concealer'ı şöyle. Bunu yarılamak istiyorum. Her şeyi tabii ki böyle kalemle işaretledim. Bunu işaretlemez miyim? Tabii ki işaretledim. Bunu da tırnağımla işaretledim. Şöyle göstereyim. Bunu da şu tırnağımla işaretlediğim yere kadar kullanmayı düşünüyorum. Bu kadar da psikopatım. Aslında ben krem formdaki ürünleri daha çok seviyorum. Böyle stickler birazcık benim kuru cildime daha da kuru geliyor. Likit ürünler daha güzel ama bunu o kadar kurutmuyor gözaltımı. O yüzden kullanacağım. Sonra Golden Rose'un daha önceden iki tane bitirdiğim Silky Touch pudrası. Bunu da yeni yeni kullanmaya başladım. Ortasını delmeyi, en azından şöyle bir göçertmeyi düşünüyorum. Bunu da yarılamak istiyorum. Sonra bir sürü farım var. Krem ve toz olmak üzere. İlk olarak Avon'un bu Jillian Dempsey, yanlış hatırlamıyorsam, şeklinde bir isminde bir palet çıkarmıştı. Bunda tamamen krem ürünler var. Krem allık, işte iki tane ruj ve iki tane krem far. Bunlardan herhangi bir tanesini dibini görsem iyi. Büyük ihtimalle şunu görürüm. Çünkü bayağı bir kullanmışım. Şampanya rengindeki krem farı. Bunu da bitirmek istiyorum açıkçası. Yani daha doğrusu dibini görmek istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır kullanmadan duruyor. Elf'in Butternut isimli bu
Eski 1 dolarlık serisinden far paleti. Bu far paletinde de herhalde şu iki açık rengin birinin dibini görürüm diye düşünüyorum. Bunun da dibini göreceğim. Sonra Oriflame'in şöyle bir ürünü var. Reveal Kit diye. Kardeşim hiç mi işe yaramaz? Hiç mi? Bunu diyor ki göz kapağınıza sürün. Bunu diyor aydınlatıcı olarak elmacık kemiklerinize sürün. Bunu da kontür için şeye sürün. Yanaklarınıza sürün. Yok ya bunlarla hiçbir şey olmuyor ki. Hepsi bu hiç renk vermiyor. Bu ikisi de sadece ışıltı veriyor. Yani ne ayak anlamadım ki. Bunları kullandım ama hiç memnun değilim. En azından bir tanesinin dibini gördükten sonra atmayı düşünüyorum. Zaten uzun zamandır bende. Yine geçen videomda bitiremediğim Rivaldo Loop Young'ın bu far bazının dibini görmek istiyorum. Bak ne güzel hızlandırınca hemen çat 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 bitiyor. Elfin Flushed isimli bu yine eski ay eski 1 dolarlık seriden özür dilerim bu arada çok ses çıktıysa. 1 dolarlık serisinden bu aldığı becerebileceğimi sanmıyorum ama dibini görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok pigmentli ve böyle tata ben buradayım diyen bir allık. O yüzden az az süreceğim ama küçük olduğu için herhalde birazcık dibini görebilirim, kullanabilirim. Ve son olarak gratislerde satılan City Color serisi isimli bu minicik far paletinden şu iki rengi renkten birini kullanıp dibini görmek istiyorum. Aslında bu ürünler şurada dibini görmek istediğim bir dakika yakınlaştırayım. Şunlar çok kullanmadığım kenarda köşede kalmış. En azından birazcık kullanayım da öyle atayım elimden çıkarayım dediğim ürünler. Bunları böyle dibini görmek istiyorum. Bunları bitirmek istiyorum. Bunların da bu arada dibini görmek istiyorum. Benimle birlikte başlayan arkadaşların fotoğraflarını da birazdan en sona ekleyeceğim. Eğer ki sorunuz varsa veya beğendiyseniz yorum yapmak isterseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone de olmayı unutmayın. Böylece ben çok mutlu oluyorum.